Merhaba gençler. Bugün deneme çözmeyeceğiz. Uzun bir süre deneme çözmeyeceğiz. Artık son tekrarlara başlıyoruz. Görüyorum ki kanalda en çok izlenen videolarda fonksiyonlar vardı. Ben de dedim ki çocuklar fonksiyonları anlamamış. Bir kez daha üzerinden geçelim diye düşündüm ve böylelikle 40 tane soru hazırladım size. Sorular şu şekilde, yani gördüğünüz gibi hemen hemen yöz kıvamında olmayan sorular da var ama o da birazcık zor olan sorular da var. Yani ben yöz kıvamında olup olmayacağına tabii ki kararını ben vermiyorum ama bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla fonksiyondan bunları sorabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki siz sınavdan sonra gelip yorumlarınızla ya da bize Instagram'dan hocam denemedeki çözdüklerinizden ya da benzerlerinden çıktı diye bize dönüş sağlayabilirsiniz. Peki. Böylelikle başlayalım artık. Fonksiyon neydi? Hemen bir hatırlatalım. Fonksiyon gençler, burası tanım kümesiydi. Burası görüntü kümesi değil, değer kümesiydi. İşte buradan elemanlar eşleşecekti. Kural neydi? Burada hiç eşleşmemiş eleman, yani tanım kümesinde olup da eşleşmemiş eleman olmayacak. Ve buradaki bir eleman birden fazla elemanla eşleşmeyecekti. Temel mantığımız bu. Misal, bakın burada tanım kümeleri burası, görüntü kümeleri burası. Burayla ilgili herhangi bir sınırlama yok. Burada eşleşmemiş eleman olmayacak diyor. Peki hangisi bir fonksiyon belirtiyor? Reel sayıların iki katının yedi fazlası doğal sayı olur diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Misal nedir? 0,1 nedir? Bir reel sayıdır. 0,1. Bakın R artının bir elemanı mıdır? Evet, 0,1. Bakalım burayla bir yerde eşleşecek mi? Yani bir doğal sayıyla eşleşecek mi? Eşleşmeyecek gördüğünüz gibi. Fakat ben yine de tek tek göstereceğim. Dediğim gibi bunu bir soru çözümü gibi değil, konu anlatımı gibi dinleyin. 2 çarpı 0,1 eksi 7'den işte 0,2 eksi 7, o da eksi 6,8. Bakın bu eleman boşta kaldı. Böyle bir şey mümkün değil fonksiyonda. O yüzden bu bir fonksiyon değildir. Peki bir reel sayının 3 katının bir fazlası. Yine gördüğünüz gibi 0,1 versem yine bu da tanım kümesinde boşta kalacak. Bakın reel sayıdan reel sayıya diyor. 2 bir reel sayı mıdır? Evet. Bakın 2 elemanı buraya yazamayacağım için bir fonksiyon değil. X yerine eksi 2 yazabilir miyim? Yazamamam gerekiyor ama tanım kümemde var. O da demek ki eşleşmeyecek. Fakat gördüğünüz gibi Edirne'de herhangi bir tanımsız yapan ya da fonksiyonun kuralını bozan bir ifade yok. Peki, geldik ikinci soruya. İfadesinin fonksiyon belirtmesi için değer kümesinde hangi elemanlar mutlaka eklenmelidir? Hemen şuna bakalım. Benim doğal sayı olarak neler olması lazım? 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Bakın 0 nereye ait? X'e 0 verirsem ne olur? Eksi 2'ye gidiyor. Peki burada eksi 2 diye bir elemanım var mı? Yok. Demek ki bunu eklemem gerekirmiş. Bakın 1 dediğim şey neye gider? Eksi 1'e. Bakın 2 dediğim şey sıfıra. Sıfır zaten var. Demek ki benim eklemem gereken şey neymiş? Eksi 2 ve 1'miş gördüğünüz gibi. Diyor ki aşağıda 1, 2, 3, 4 ABCD kümeleri verilmiştir. A'dan B'ye F1 eşittir B. F2 C'ye gitmeyecek. Yani bunu asla buna gidemeyecek. Kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Değişik bir soru. Peki bakalım 2 burası haricinde kaç farklı elemana gidebilir 3? Peki 3 hangi elemana gidebilir? 4'üne birden gidebilir değil mi? Hani herhangi bir kısıtlama yok 3 için. Çarpı 4 diyorum. 4 de yine 4 farklı elemana gidebilirmiş gençler. Çarparsanız o kadar farklı fonksiyon ortaya çıkmış olur. Peki x yerine ne yazmalıyım? F eksi x. Bakın x gördüğüm her yere eksi x yazıyorum. Eksi x'in karesi artı eksi x artı 1. Peki ne olacak? X kare eksi x artı 1. Bu ikisini ne yapmamı söylenmiş? Topla demiş. Toplayalım. X kare daha ne yapar? 2x kare artı x eksi x birbirini götürdü. Artı 1 artı 1 daha ne yaptı? Artı 2 yapmalıymış. Gördüğünüz gibi dedim geçtim. Peki. Yine bilindik bir soru. Burayı 2 yapan sayıya ihtiyacım var. Peki işlem atlamayacağım. Yani x artı 2'nin ne olmasını istiyorum? 2 olmasını istiyorum. X yerine ne yazacakmışım? 0. Bakın burada x yerine 0 yazarsam 0 artı 2 0'ın karesi eksi 3 tane 0 artı 1 de bakın F2 ne oldu? 1. Yani burası 1'miş. Peki şimdi burayı 3 yapmaya çalışacağız.
X artı 2 eşittir 3. X eşittir 1. X yerine 1 yazarsam ben. Bakın burası ne oluyor? F3 oluyor. X yerine 1 yazarsam 1 eksi 3 artı 1'den 2 eksi 1 oluyor. Peki bu ikisini ne yapmamı istemişti? Toplamamı istemişti. Toplarsam kaç yapar? 0 yapmalıymış. Hemen geçtim. Bakın x küp gördüğüm yere ne yazmalıymışım? X küp gördüğüm yere 5 yazmalıymışım. Bakın x küp gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 çarpı 5. Bakın x küp gördüğüm yere ne yazdım? 5 artı 7. 25 artı 7'den ne yaptı? 32 yaptı gençler. Geldik buraya. Peki ben bunun 1 bölü 9. Yani şuranın 9 olmasını istiyorum. Ya da şöyle yazayım. 1 bölü x eksi 1. 1 bölü 9 olması için x'in kaç olması lazım? 10. X yerine ne yazacağım bakın. X yerine 10 yazarsam f 1 bölü 10 eksi 1'den 9. 10 yazıyorum. 10'un karesi eksi 2 çarpı 10 artı 1. Yani ne oldu? 100 eksi 20 artı 1'den 81 yapmalıymış gençler. Evet, ekstra bir açıklama yapacak bir durum söz konusu değil. Ben tekrar ekstra bir açıklama yani konuyla ilgili bir şey olursa tekrar yazacağım. Merak etmeyin. Bana ne lazım? G1 lazım. Getirip buraya 1 yazıyorum. Bak. G1 neymiş? 3. Demek ki ben buraya ne yazacakmışım? 3. Bana neyi soruyor? F3'ü soruyor. Peki ben F3 olması için x yerine ne yazmam lazım? 3. Yazalım. Bakın 2 tane F3. X yerine ne yazmıştım? 3 yazmıştım. Yani 4 yaptı. 4 ne demektir? 2'nin karesi. Bakın F3 4'e eşit değil. F3 neye eşit? 2'ye eşit arkadaşlar. Peki. Diyor ki M artı N. Bakın buranın M artı N olması için X'in ne olması lazım? Bakın buranın M artı N yapmaya çalışıyorum. Bakın N'ler gitti. MX eşittir M oldu. X eşittir kaç? 1. X yerine 1 yazarsam bakın. X yerine 1 yazarsam F M artı N eşittir 6. Bakın burası kaçmış? 6. Peki ben burayı N yapmaya çalışacağım. Bakın şimdi MX artı N'yi N yapmaya çalışırsam MX eşittir. Ne olur? 0. Bir çarpma işleminin sıfır, sonucu sıfır. O zaman x yerine ne yazmam lazım? Sıfır. Şunu diyebilirsiniz hocam ya m sıfırsa ya bizim m'nin sıfır olmasıyla ilgilenmiyoruz. X yerine bir şey yazacağımız için. Bakın x yerine sıfır yazarsam f bakın burası sıfır olacak n. 5 çarpı sıfır sıfır. Ne kaldı? Bir. Bakın burası da birmiş. Toplarsam kaç yapacakmış? 7 yapacakmış. Evet gelelim en sevmediğiniz soru tiplerine. Bakın bununla ilgili en son yine bir tane video attım. Yani hemen hemen bu tarz bir soru vardı. Fonksiyonların zor sorularıydı. Peki bakın ben böyle bir ifadeyi neye çevirecekmişim? X eksi 2. Ne yazmalıyım? X gördüğüm yere x eksi 2 yazmalıyım. Bakın x gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum. Ne oluyor? F x eksi 2. 3 ile x eksi 2'yi çarpıyorum dikkat edin. 3x eksi 6 eksi 10 oluyor. Şimdi bize diyor ki bu ifadeyi fx türünden yaz. Buraya öyle bir şey yap ki fx olsun. Bakın can alıcı noktayı söylüyorum. Ben burada her iki fonksiyonda da ortak olan şey ne? X'ler değil mi? Bakın x'ler. Ben burada x'i sağ çekip bakın x'i çekelim orada. Çekmek ne demek? X sabit sayı olarak kalsın. Gördüğünüz gibi burası ne olacak? 3. Burası ne oldu? Bakın x. Karşıya attım. 3'e böldüm. X yerine getirip ne yapacağım? Buraya yazacağım. Bakın başka yapmam gereken bir şey yok. Tekrar ediyorum. Bir ifadenin başka bir türden yazılışını nasıl yapmam lazımmış? İkisinde de ortak olan şeyden yola çıkıyorum. Peki burada da ortak olan şey ne? X. Demek ki fx cinsinden söylediği için bunu çekiyorum. X yerine yani şunu getirip burada denklemde yerini yazacağım. Yani f x eksi 2 3 çarpı f x artı 4 bölü 3 eksi 10. Bakın 3'ler sadeleşti. 10 çıkartırsam f x eksi 6'ymış yani Bursa. Peki burada ilk defa bir şey yapalım. Soruda bazı şeyi değiştireyim. Desem ki f x'in f x eksi 2 türünden değerini sorsaydı. Türünden sorsaydı. Bakın bu sefer ne yapıyorum dedim. Burada x'i çekip getirip burada yerine yazmalıydım. Hadi bakın burada x'i çekelim. F x eksi 2
Eksi 10'u karşıya atıp 3'e bölüyorum. Yani artı 10 oluyor, bölü 3 oluyor. Bakın bu x değerini getirip nerede yerini yazacağım? Şurada yerini yazacağım. Bakın fx'in fx eksi 2 türünden değerini bulacağım. Bakın x gördüğüm yere ne yazacakmışım? Fx eksi 2 artı 10 bölü 3 eksi 4. Bakın dikkat edin. X yerine getirip şunu yazdım. Sadeleştirdim. 10'dan 4 çıkarsa da bakın fx eksi 2 artı 6 olmalıymış. Fx'in fx eksi 2 türünden değerini. Artık bu sorular anlaşılmıştır diye düşünüyorum ve geçiyorum. Peki, bu arada tamam, orayla ilgili bir sıkıntımız yok. Devam edelim. Diyor ki x yerine 2x yaz. Nerede? Burada. Yazalım. F, takip edin. X yerine 2x yazıyorum. 2x çarpı 2x artı 2 bölü 2. X yerine ne yazmalıymışım? X eksi 1. Bakın G x eksi 1. X gördüğüm her yere x eksi 1 yazıyorum. Bakın buraya x eksi 1 yazacağım. Buraya x eksi 1 yazarsam artı 1 daha ne olur? X olur. X eksi 1 yazarsam x artı 1 olur. Ve bölü 3 olur. Bakın bu ifadeyle bu ifadeyi ne yapalım? Eşitleyelim. X çarpı 2x artı 2 eşit olmalıymış. X eksi 1 çarpı x çarpı x artı 1 bölü 3. Bazı arkadaşlar hemen sadeleştirme işlemi yapacaktır. Ben tabii bunu böyle yaparsanız hatalı yapmış olursunuz. Ya yapsanız bir işlem yapmanız lazım. Yapılmaz demiyorum. Burada sadeleştirme işlemi yaparsın ama o kökü yazman gerekiyor. Ben diyorum ki hiç gerek yok. Niye sadeleştirme işlemi yapacaksın? Çünkü x değerlerini yok etmiş oluyorsun. Mantıklı mı? Değil. 3. Bakın iki parantezini alıyorum. X var. Burada da x artı 1 kaldı. Eksi. Burayı olduğu gibi karşıya atıyorum. Bakın x eksi 1 çarpı x çarpı x artı 1. Bu benim çözüş tekniğim. Ha, kimisi sadeleştirir, kökleri götürür, yerine yazar. Ben onu sevmiyorum. Bakın ne parantezini alayım? Az önce sadeleştirmem gereken şey parantezini alıyorum. Bakın x, x artı 1. Bir şeyi x çarpı x artı 1 parantezine almak bölmek demektir. Bakın burada ne kaldı? Şunu eksiyle çarpıyorum. Artı 1. Bir çarpma işleminin sonucu sıfırsa ya x sıfırdır ya eksi 1'dir ya da 7'dir gördüğünüz gibi. Bunları toplarsam kaç yapıyor? Ceyhan yapıyor. Peki geçiyorum ben. F4'ü vermiş, F10'u istiyor. Yine sevmediğiniz tarzda bir soru. Dikkatle dinleyin. Ben 4'ü kesin kullanmam lazım, değil mi? Yani bu bir kere bir gerçek. Bunu kullanmayacak olsam burada ne yapacağız? Peki bakın 4 verirsem 5 ve 6'yı elde ediyorum. Demek ki o zaman x yerine 4 verirsem hiçbir işe yaramıyor. Bakın x yerine 3 yazarsam F5 eksi F4 neymiş? 3. X yerine 4 yazarsam F6 eksi F5 4'müş. Hepsini yazacak mıyız? Ya burada yazabilirsiniz az ama bence gerek yok. X yerine 8 yazarsam bakın F10 eksi F9 8 eşitmiş. Alt alta toplarsam bakın bunlardan kurtuluyorum. Bunlardan kurtuluyorum. Ya böyle hepsi birbirini götürecek. F10 eksi F4 kaça eşitti? 7. Şimdi 3'ten 8'e kadar olan sayılar yani 3 artı 4 artı 8'in toplamını istiyor. Nasıl yapıyorduk? Son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. Son terim artı ilk terim bölü 2. 11 bölü 2. Yani 6, 66, 33'e eşitmiş burası da. Burası kaç dedik? Artı 33 mü dedik? O zaman ne oluyormuş? Gördüğünüz gibi 40 oluyormuş. Şu eksi 4'ü karşıya attığıma yani 7'yi karşıya attığıma dikkat edin. Ha, dilerseniz de şöyle de yapabilirsiniz. Yani onu da şöyle göstereyim. Hızlı gittiğini düşünenler olacaktır eminim. Yani şöyle oluyor yani alt alta topladım da bunu da karşıya atıyorum. 40 yapacakmış. Peki devam. Bakın yine aynı tarz bir soru arka arkaya gelmiş. Demek ki ben buna dikkat etmişim. Bunu karşıya attığım zaman f n eksi f n eksi 1 n'e eşitmiş. Bu sefer sıfırı kullanacağım ve 20'ye ulaşmaya çalışacağım. Bakın n gördüğüm yere 1 yazarsam ne olur? F1 eksi F0 1. N gördüğüm yere 2 yazarsam F2 eksi F1 2. Bakın alt alta toplayınca yine birbirini götürecek.
Buradaki temel mantığımız şu. N yerine 20 yazarsam, yani bunların hepsini yazmam bu sefer mümkün değil. F20 eksi F19 ne eşitmiş 20'ye? Bakın alt alta toplarsam ne olur? Gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürecek. Bunlar birbirini götürecek. Ne oldu? F20 eksi F0. F0 ne demektir? 1. Bakın bu da 1'den 20'ye kadar olan sayılar. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı neydi? 20 çarpı 21 bölü 2, 210. Karşıya atarsam ne olur? 211 olacakmış gençler. Umarım iyi gidiyordur. Peki, diyor ki fx nedir? Yani böyle bir fonksiyonda fx'in nasıl bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz. Doğrusal bir fonksiyon. Bakın f x fonksiyonu nasıl bir fonksiyonmuş? Doğrusal bir fonksiyonmuş. Peki ben ne yapmalıyım? X yerine 4x yazıyorum bakın. X yerine 4x yazıyorum. Peki bu ifade yani şurası 4 ax artı b eşit olmalıymış. Şunun 4 katı bakın 4 ile çarpıp yazacağım. 4 ax artı 4 b artı 3. Bakın 4 axler gider. Bunu karşıya atarsam ne olur? 3b eşittir. Eksi 3. Buradan da ne oldu? B eşittir eksi 1. Yani şurası kesinlikle eksi 1 olacakmış. Zaten orasının eksi 1 olan kaç tane değer var? Bir tane değer var. Hemen görmüş olabiliriz. Peki ben devam kısmını yapmıyorum ama dileyen yapabilir. Ya da dileyen tek tek şıkkı yerine yazabilir. Yani o da bir yöntem. Hani fx buysa eğer f4x ne olur? Bakın dikkat edin. Ben 4 çarpı 4x eksi 1. Bakın x yerine 4x yazdım. 16x eksi 1. Bakalım bunu buraya yazınca sağlıyor mu? Bakın 4 çarpı 4x eksi 1 artı 3. Gördüğünüz gibi bakın 16x eksi 4 artı 3 daha eksi 1 yapıyor. Bakın sağlıyor. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz ama b'yi eksi 1 verip de yazmak mümkün. Peki. Evet yine zor sorulardan bir tanesi. Bakın bu soru tipi ÖSYM'nin sevdiği sorulardan bir tanesidir. 3'ü verip 27'ye nasıl ulaşabilirim? Bakın bildiğim tek şey ne? 3. O zaman X'e de 3, Y'ye de 3. X'e de 3, Y'ye de 3 veriyorum. Bakın burası kaç yapacak? F9. F3 artı F3. Bakın F3 artı F3. F3 artı F3 kaç kredi gördüğünüz gibi? 4. Bakın F9'u biliyorum. Bu sefer de buraya 9, buraya 3. Ha bu arada 3, 9 vermekle 9, 3 vermek hiçbir şey değiştirmez. 9 kere 3, 27 yapar. F9 artı F3. F9'u kaç bulmuştum? 4. F3'ü kaç vermişti? 2. Toplarsam kaç yapıyor gördüğünüz gibi? 6 yapıyor. Peki. Fx eksi 3, F3 eksi x'e eşit demiş. E o zaman bakın bunun eksiyle çarpılmış hali değil mi? Değil mi? Bunun eksiyle çarpılmış hali. E bu da bunun eksiyle çarpılmış hali. Demek ki bunlar birbirine eşitmiş. İlginç bir soruymuş. Peki 3t eksi 1 karşı yaptım. T eşittir. Kaç olmalıymış? 8 olmalıymış gençler. Devam. Evet. Az önceki soruya benziyor ama bu biraz daha ÖSYM tarzı bir soru gibi kalmış olabilir. Dediğim gibi buradaki sorular benim beğendiğim, sorma ihtimali olarak gördüğüm sorular. Ama 17. soru direkt hocam kesin çıkar mı? Ya zaten onu hiç kimsenin bilme ihtimali yok. Peki ne yapacağım? A artı B yazacağım. A artı B yazacağım. Acaba birbirine eşit olacak mı? Bütün mevzumuz bu bakın. F A artı B 3 üzeri A artı B. Peki F A'yı bulacağım şimdi. Bakın F A ne oluyor? 3 üzeri A. F B ne oluyor? 3 üzeri B. Bakın 3 üzeri B. Bu ifade bunların çarpımlarına mı eşit? Evet. Bakın 3 üzeri a artı b ne demektir? 3 üzeri a çarpı 3 üzeri b. Demek ki bakın bu ifade şu kuralı sağlıyor. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Peki gelelim bakalım bu sağlayacak mı? Bakın yine f a artı b 3 tane a artı 3 tane b. Yani işte 3 ile çarptım. Peki f a dediğim şey ne? 3 a. F b dediğim şey ne? 3 b. Peki bu ifade bunların çarpımlarına mı eşit? Yok. 3 artı 3b, 3a çarpı 3b'ye mi eşit? Hayır. Gördüğünüz gibi her ab sayısı için sağlamaz. Mutlaka ki sağlayan sayıları vardır ama şunun gibi bir kesinlik mümkün mü? Değil.
Evet, yine devam edelim. Bakın F A artı B. Şunun için konuşuyorum. Neymiş? A artı B'nin kübüymüş. Bakın F A dediğim şey ne olur? A küp. F B dediğim şey ne olur? B küp. Peki A artı B'nin kübü A küp artı B küp müdür? Değildir, değil mi? Yani bunun açılımı bu değil bir kere. O da yine sağlamaz. Ne olacakmış bir. Ha, sağlayan sayılar gelebilir. Bakın o başka bir şey ama her A B için sağlaması var, gerekir. Anlaştık mı? Ona dikkat edin. Peki bir fonksiyon 4 fazlasına ya da bir fonksiyon 4 eksine 4 eksine 4 eksine neymiş? Eşitmiş. Biz buna nasıl fonksiyonlar diyorduk? Periyodik fonksiyonlar diyorduk. Biz burada bakın ne diyormuşuz? Periyodik fonksiyonlar diyormuşuz. Peki F6'yı bir düşünelim. 4 eksi ne olur? F2. Bakın buraya 6 yapan değer ne? 2. F2 diye bir değer verebiliyor muyum? Bak tanım kümesine 2 diye bir şey verebiliyor muyum? Veriyorum. Bakın 2 verirsem F2 neye eşitmiş gördüğünüz gibi? 6, 7. Bu arada F2 de 7'ye eşit, F6 da 2'ye eşit. Bakın 6 verirsem F10 da 2'ye eşit, şey 7'ye eşit. Yani hepsinden 7 gelecekmiş. Mantık bu. Peki F8 neye eşit olur gençler? 4 eksiğine, yani F4'e. X'e 4 diye bir değer verebiliyor muyum? Evet. Bakın verelim o zaman. 4, 4, 12, 13'müş. Yani burası da kaçmış? 13. F11 neye eşit? 4 eksi F7'ye. 4 eksi F3'e. 3 diye bir... Yani niye 7'de durmadım? Beni 7'de durdurmayan şey neydi? 7 diye bir değerim yok. 7 kime eşit? 3'e. Ama X'e 3 verebiliyorsunuz. X'e 3 yazarsam 9, 10 da oradan gelecekmiş. 10, 20, 30. Umarım anlaşılmıştır. Güzel sorulardan bir tanesiydi. Kendinize iyi bakın deyip geçiyormuşum. Evet, gitmiyorum, gitmiyorum. Buradayım. Şimdi nasıl ki şu soru için birazcık daha ÖSYM tarzı yani şey YGS tarzı dediysem bu tarz soru da biraz YKS tarzı ama yine de bir bakalım hani nelerle karşılaşacağız. Bize diyor ki A yerine yazabileceğin değerler nelermiş? 1, 2, 3. Bakın buraya 1, 2, 3 değerini alacağım. Peki tek tek yazıyorum. A'ya 1 versem ne olur? Bakın 1 artı F1 küçük eşittir 5. F1 küçük eşittir ne olacakmış? 4. Peki bakın A'nın 1 olduğunu biliyorum. F1 neymiş? 4'ten küçük olacakmış. Yani gidebileceği kaç değer varmış? 4 tane. Bakın şöyle düşünün. Burası 1, 2, 3. Burası da 1, 2, 3, 4. Bakın A'dan B'ye. F1 ne olacakmış? 4'ten küçük herhangi bir değere gidebilirmiş. Yani 4 tane değere gidebilir. Değil mi? 4 de yani. F1'in gidebileceği fonksiyon sayısı kaçmış? 4 tane. Yani 1, 2, 3, 4. Hadi bakalım bir de A'ya 2 verelim. Bakın 2 artı F2. Küçük eşittir 5. Bunu karşıya atarsam ne olur? F2 ne olacak? 3. Yani gördüğünüz gibi F2 3'ten de küçük değerlere gidecekmiş. Yani F2 kime gidebilir? 1, 2, 3'e gidebilir. Son bitiriyorum artık. Bir de buraya ne yazacağım? 3 yazacağım. Hadi gelin buraya yazalım. 3 artı F3 küçük eşittir 5. Bunu karşıya atarsam F3 neyden küçük olacakmış? 2'den. Kaç değere gidebilirmiş? 1, 2'ye. Bakın bu şekilde kaç tane fonksiyon tanımlayabiliyorum? Bu 4 taneye gidiyor. Bu 3 taneye gidiyor. Bu da 2 taneye gidiyor. Ne yapacağım? Çarparsam 24. Birçok insan niye toplamadık diye düşünebilir. Ama gördüğünüz gibi zaten 9 yok. Biz bakın bunun her gittiği değerle bunun gittiği değerler değişiyor. Bakın bu 1'e giderken 1, 2, 3, 1, 2'ye gidebilir. Bu 2'ye gidince hani her biri için farklı bir durum var. Ona da dikkat edin. Biraz permütasyonvari bir soru olmuş. Neyse geçiyorum ben. Birim fonksiyonu neydi? Defalarca söyledik. İçi dışı bir. Yani burası fx ise X'e eşit olacak. Yani burası neyse sonuç bu. Burası kaç? 2A eksi 3. Burası kaç? A artı 1. A buradan kaç geliyor? 4 geliyor. Biraz daha az önceki sorudan sonra kolay kaldı. F birim fonksiyon. Yani bakın buraya ne yazacağım diye düşünmeyeceğim X. G 2X eksi 1 eşittir. F birim fonksiyondu. Yani içi dışı birdi. 3X artı 2. Bakın burada 3X'ler giderse G 2x eksi 1 ne eşit 2. Bakın bu aslında nasıl bir fonksiyon çıktı? Sabit fonksiyon. X'e ne yazdığımın bir önemi yok. Yani X'e burada x'li bir ifade kalmadığı için bu ne oluyor? Sabit fonksiyon oluyor. Yani 21 ne olmuş oluyor? Bursa.
Bakın sabit fonksiyon olabilmesi için x'i ortadan kaldırmam lazım. Peki böyle bir şey nasıl ortadan kalkar? Tabii ki x üzeri 0 olursa. M kaçmış 3. Bakın f(x)'i ne bulduk? 2 çarpı x üzeri 0 yani 2. F neyi istiyor? Bizden 3'ü istiyor. Yani bu da f3, bu da f3. F3 artı f3. Dediğim gibi fx dediğim şey ne çıktı? 2 çıktı. Buraya ne yazdığımın bir önemi yok ki. Bu da 2, bu da 2. Toplarsam kaç yapar? Ceyhan yaparmış. Peki. Birebir fonksiyon demiş. Yani birebir fonksiyon demiş. Pardon. Toplamı sabit bir fonksiyon. Şimdi toplamı sabit ne demek? Fx artı gx. Yani şu x'lerin yok olması demek. X'lerin yok olması için bakın burası 4x ya. M kaçmış? Eksi 4. Bakın fx kesinlikle eksi 4x artı 3, gx kesinlikle, dikkat edin, 4x eksi, m gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 4, eksi eksi 4'ten artı 4. Toplarsam bakın, fx artı gx ne demek? 7. X'e ne yazdığımın artık bir anlamı var mı? Yok. İster 5 yazsın, ister 5 milyar yazsın, isterse Galatasaray'ın kuruluş dönümü yazsın, değişmez. Peki, sizce tanım kümesi, ha gerçi sabit fonksiyonmuş, pardon. Onu daha sonra konuşacağız. Sabit fonksiyon neydi? Bakın burada direkt bir kural geçerli. Ax artı b, cx artı d. Böyle bir fonksiyon sabit fonksiyonsa, bakın kuralımız neydi? A bölü c, b bölü d'ye eşit olacak. Bakın 3 bölü 1. Bakın a ve c'ye dikkat edin. X'lerin katsayıları. A bölü eksi b. Benden a bölü b'yi istiyor. Her tarafı eksiyle çarparsam cevap kaç olacakmış? Eksi 3 olacakmış. Evet, devam. Evet, doğrusal fonksiyon dediğinde az önce görmüştük. Doğrusal fonksiyon dediğinde ax artı b diye düşüneceğiz. X yerine 2 yazarsam bakın. F2 neye eşitmiş? 2a artı b. Neye eşit diyorum 3'e? X yerine 3 yazarsam 3a artı b eşittir 4'e. Bakın şöyle buradan A ve B'yi bulabilirsiniz. Nasıl buluruz? Bundan bunu çıkartırsam ne olur? Eksi A. Bundan bunu çıkartırsam ne olur? B'ler kalmadı, sıfır. Bundan bunu çıkartırsam eksi bir. A kaçmış bir. Bakın A'ya bir yazarsam karşıya attım B de bir çıktı. İsterseniz buraya yazın bakın. A'ya bir yazsam karşıya attım bir çıktı. Bakın bu da bir, bu da bir olduğu için fx fonksiyonu neymiş? X artı bir. Benden ne istiyor? F1 istiyor. F1 gördüğünüz gibi kaç gelir? 2 gelir gençler. Peki hatırlarsanız benim konu anlatımlı kısımlara hatta puzzle'da çözmüştüm en son. Puzzle'ın soru bankasını çözerken. Bakın bunun kolay bir yöntemini anlatmıştım. Bakın 3 kime gitmiş? 4'e. 2 kime gitmiş? 3'e. 1 neye gitmesini gerekiyor? Hani formülsüz yani şöyle nasıl bunun dışında nasıl çözebilirsin bu soruyu? Bakın bu 1 azalırken bu da 1 azalmış. Bu 1 azalırken bu da 1 azalır. Ne olur? 2. Onu zaten analitik geometri çalışanlar anladı. Peki fx doğrusal bir fonksiyondur. Ne yapacağım? Götürüp yerine yazacağım. Yani neyi yazacağım? Doğrusal fonksiyonu duyduğum anda fx gördüğüm yere ax artı b. Dikkat edin ama fx değil burası. fx eksi 2 gördüğüm yere a çarpı x eksi 2 artı b yazacakmışım. Yazalım ama ben dağıtarak yazacağım. Yani bununla bunu çarpacağım. ax eksi 2 a artı b artı x. 1 eksi ax eksi b. Hepsini toparlayalım. Bakın bunu bu tarafa atarsanız ne olur? 2ax. Bunu bu tarafa atarsanız artı x, şu x'i şunun yanına yazdım. Artı 2b eksi 2a eksi 1 eşittir 0. Yani her şeyi karşıya attım. Bakın böyle bir şeyin 0 çıkması için burasının 0, burasının 0 çıkması lazım değil mi? Ya da şunları karşıya atabilirsiniz. Hatta orayı maviyle göstereyim. Belki birçoğunuz öyle yaptı. 2ax artı 2b eksi 2a. Bunları karşıya atarsanız eksi x artı 1. Yani şunun katsayısı ne olacakmış bakın? Eksi 1. Şurası kaç olacakmış? 1. Böyle de yapabilirsiniz. Bu da ikisi de aynı şey zaten. Peki ben şurada x parantezine alıp 0'a eşitleyeceğim. Bakın x parantezine alıp 0'a eşitlersem ne olur? Bakın x parantezini alıp 0'a eşitleyeceğim. Buradan 2a artı 1 eşittir 0. A dediğim şey neymiş? Eksi 1 bölü 2'ymiş.
Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Bakın 2a gördüğüm yere eksi 1 yazabilirim. Ya da 2b eksi 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Eksi 1 eşittir 0. Gördüğünüz gibi b de burada kaç geliyor? 0 geliyor. Bakın a'yı kaç bulduk? Eksi 1 bölü 2. B'yi kaç bulduk? 0. Yani benim fonksiyonum neymiş? Eksi 1 bölü 2 x'miş. Peki f4'ü soruyor. B'ye 0 verdiğim için artı 0 yazmıyorum. Cevap ne olacakmış? Eksi 2 olacakmış gençler. Evet. Bursa. Devam edelim. Biraz rengimizi değiştirelim. Mavi ile devam edelim. F çift fonksiyondur. Ya çift fonksiyon biraz temel matematiğin dışında kalabilir. Ama ben yine de unutmayın diye bir kez daha anlatalım. Ne vardı? Çift fonksiyon vardı. Çift fonksiyon. Bir de tek fonksiyon vardı. Bir hatırlatma olsun. Çift fonksiyonda fx f eksi x'e eşitti. Mesela kosinüs fonksiyonu, pardon matematik artık yok. Çok özür diliyorum. Mesela x kare böyle bir fonksiyon değil midir? 1 de versen 1'dir, eksi 1 de versen 1'dir. Mesela 2 versen 4'tür, eksi 2 versen 4'tür. Yani x yerine eksili bir şey yazmak sonucu ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Peki gördüğünüz gibi tek fonksiyonda ise şu eksi dışarı çıkacak. Yani x yerine f eksi x mi yazdın? Eksilisini elde edeceksin. Mesela x küp öyle bir fonksiyondur. Bir yazınca bir gelir ama eksi bir yazınca eksi bir gelir. Neyse çift fonksiyon demiş. Ne demek? Bu ikisi birbirine eşit demek. Bakın tekrar ediyorum. Bu ikisi birbirine eşitse ben f eksi x gördüğüm yere ne yazabilirim? Fx. Toplarsam kaç olur? İki tane fx. 2x kare artı 6. Her tarafı ikiye bölüyorum. Fx eşittir. X kare artı 3. Buradan da ne yazacağım? 4 yazacağım. 4 yazacağım. 16, 19 yapacak mıymış? Umarım anlaşılıyordur. Ben bu arada kaydetmeye başlamış mıydım? Evet, başlamışım Allah'tan. Valla bu video daha gelmezdi herhalde. Bayağı uzun bir süre. Peki. Hem parçalı fonksiyon hem de böyle bileşke fonksiyonu birleştirmiş. Bana G1 lazım. Geliyorum. 1'e burada mı eşit olur? Burada mı eşit olur? Tabii ki burada eşit olur. Bakın. 2 çarpı 1. 2, 1 çıkarttım 1. Yani bakın G1 dediğim şey neymiş? 1. Bana ne lazım? F1. Geliyorum buraya. 1 3'ten büyük mü? Hayır. 1 3'ten küçük olduğu için buraya yazıyorum. Bakın kaç geldi? 2. F3 lazımmış. 3. 3 nerede? Burada bakın. 3. 3'e eşit ya da daha büyük olduğu zaman. Bu fonksiyonmuş. 3'ü getirip burada yazıyorum. Bakın o da 2 çıkıyor. G3. 3 dediğim sayı 1'den büyük olduğu için 3'ü getirip burada yazıyorum. Bakın orası da 5. 5, 7, 8 olmalıymış gençler. Yani bir tık daha kolaydı diye düşünüyorum. Ama bir yerde hata yaptım gördüğünüz gibi. F1'i kaç bulmuştuk? 2, 5, 7, 9 olmalıymış. Tekrar düzelttim. Tek başına olunca maalesef böyle oluyor. Peki F3 çarpı G3'ü sormuş. O zaman x yerine 3 yazalım. Bakın F3 artı G3. 3 yazarsam 6, 7. E buraya da 1 yazalım ki F3 G3'ü bulayım. Bakın F3 eksi G3. Tabi bakın bu artı olunca F3 G3 demektir. Bu eksi olunca F3x eksi G3x demektir. X yerine 1 yazarsam burası da 1. Bakın alt alta toplarsam. Bakın bunlardan kurtuluyorum. 2 tane F3. 8'e eşit. F3 ne çıkıyor? 4. Bakın burası 4'müş. E ben bunun 4 olduğunu biliyorsam bu kaçtır? 3. Bakın 4 kere 3 kaç yapar? 12 yapar. Evet biraz da grafik sorduk. Peki soruya hiç bakmadan ne istiyor? 5'i istiyor. O zaman ben buraya 5 yazayım. Bakın benden ne istiyormuş? F6 eksi G eksi 2. F fonksiyonu bu. 6 nereye gidiyor gördüğünüz gibi 1'e. Bakın burası kaçmış? 1. Ne istiyor? G eksi 2'yi. Bakın G de bu. G eksi 2 kime gidiyor? O da 1. 1'den 1 çıkarsa ne olur? 0. Çok karışık gibi görünüyor gördüğünüz gibi ama değil. Peki. Burada iç içe şeyler var. Ben genelde noktaları yazın diyordum ama mesela bana ne lazım? F0 lazım. F0. Bakın F0 nerede? Burada. Çünkü niye? 0'a 2 noktasından geçmiş. 2. Bakın burası kaç olacakmış? 2. Bana ne lazım? F2. F2 kime gitmiş? 3'e. Bakın burası 3'müş. Eksi F eksi 1. F eksi 1'in neye gittiğini biliyor muyum? Bilmiyorum. M. Burası da M. Neye eşit olacakmış? 4. İçler dışlar yapıyorum. 3 eksi M eşittir 4M. Karşıya attım 5M eşittir 3.
Buradan M kaç çıkar gördüğünüz gibi? 3 bölü 5 çıkmalıymış. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiğine göre a artı 3 eşittir 0 eşitliğini sağlayan a'nın birbirinden farklı değerlerinin toplamı. Bir kere bakın f eksi 2 kime gidiyor? Sıfıra. f2 kime gidiyor? O da sıfıra. Demek ki bakın burayı bir eksi 2'ye bir 2'ye eşitliyorum. Bakın a artı 3 eksi 2, a artı 3 eşittir 2. Karşıya attım eksi 5. Karşıya attım eksi 1. Bakın bunları toplarsan kaç yapar? Adana yapar. Biz neredeyiz? Adana'ya çok yakınız. Mersin'deyiz gençler. Hepinizi bekleriz. Peki bu gösterim ne demektir? Hatta ayrı ayrı yapalım isterseniz. Şu ifade G'de X gördüğün yere F2 yaz demek. Yazalım. Bakın F2 kime gitmiş? Eksi 1'e. G eksi 1. G eksi 1 kime gitmiş? 2'ye. Demek ki burası 2. G2'nin neye gittiğini bakın getirip burada bakmıyorum. Bakın G fonksiyonu burada. G2 kime gidiyor? Eksi 3'e toplarsam kaç yapıyor? Eksi 1. 33 neresi? Mersin. Evet, gelelim buraya. Şimdi F1 lazım. Bakın bu ifade F bileşke G bileşke F1. Önce F1'i bulalım. F1 yani buranın 1 olması için X'e kaç vermeliyim? 0. Bakın F1. X'e 0 verdiğim için 0. Bakın burayı kaç buldum? 0. Adım adım gideceğim. G 0'a ihtiyacım var. Buranın 0 olması için X'e kaç vermeliyim? 1. Bakın G 0 kaç çıktı? 4. Bana ne lazımmış? En son F4. Şimdi şuraya dikkat edin. 1 eksi X'in 4 olmasını istiyorum. Buradan X kaç çıkıyor? Eksi 3. Yani X'e kaç vermeliyim? Eksi 3. Dikkat edin. X'e eksi 3 verirsem eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı eksi 3. 9, 6 da kaç yapar? 15 yapmalıymış. Evet. G2 istiyorsan ne yaparsam yapayım G2'yi kullanacağım değil mi? Yani düz mantık olarak bunu düşünebilirim. Bakın G2 ama gerçi şunu bir bu biliyorum ya. Fx'leri bir yerine yazayım. Bakın. Gof ne demektir? G'de x gördüğün yere fx yaz. O zaman ben buraya x yazarsam bu g x artı 1'dir. Yani şurası gx artı 1'miş. Peki bu ne demek? F'de x gördüğün yere gx yaz diyor. F'de x gördüğüm yere gx yazarsam gx artı 1 olur. Bakın burası gx artı 1'miş. Bunu zaten biliyorum. X artı 1 artı 3. Peki g1'i biliyorum. G2'yi soruyor. Şimdi o zaman x yerine ne yazayım? 1 yazayım. Bakın x'e 1 yazarsam ne oluyor? G2, G1 artı 3, 4, 5. X yerine kaç yazmıştım? 1. G1'in kaç olduğunu biliyorum. 4, 5, 9, 10'a eşitmiş gördüğünüz gibi. Evet, devam. Şimdi bu soru neydi? F bileşke Fx birim fonksiyon ne demektir? X'e eşit olacak. Bunun mümkün olduğu bir şey vardı hatırlarsanız. Bir fonksiyonun tersini işleme tabi tuttuğunda ne oluyordu x? Demek ki bu fonksiyonun tersi kendisine eşit. Bakın bunun sonucunun x çıkması için tersi kendisine eşit. Unutmayın. Peki f-1 x'i bulalım. Kuralımız neydi? Belki çoğunuz hatırlıyordur. Şurayla şura hem yer hem işaret değiştirecek. Bakın eksi a'nın işaretini değiştirirsem ax olur. 3'ün işaretini değiştirirsem x-3 olur. Peki bunlar birbirine eşit olması için a'nın kaç olması lazım? Gördüğünüz gibi 3. Bakın eksi 3 diye tuzağa düşmeyin. A'ya eksi 3 verirseniz burası x artı 3 olur. A kaç olmalıymış? 3 olmalıymış. Peki bu ne demek? G'de x gördüğün yere fa yaz. Önce bir g bileşke fx'i bulalım. Bakın g bileşke fx'i bulalım. G'de x gördüğüm yere fx yazıyorum. Bakın 2 eksi şunu yazıyorum. X kare eksi 3x. Bu 2 eksi x kare artı 3x demektir. Neye eşit olsun diyor bu? Yani bu ifade neye eşit olsun? X yerine a yazınca yani a demekle x demek arasında bir şey yok ama ben yine de sorunun orijinalliği bozulmasın diye a yazıyorum. 2 eksi a kare artı 3 a'nın neye eşit olmasını istiyorum? X 8. Hepsini karşıya atıyorum. A kare eksi 3 a eksi 10 eşittir 0. Şu a. Çarpanları ayırma değil mi yani? Çarpımları eksi 10, toplamları
Eksi 3 olan sayı lazımmış bana. O da nedir? Eksi 5'e artı 2 a. Yani a eksi 5 ile a artı 2'nin çarpımı 0 eşittir. A dediğim şey ya 5 ya da ne olacakmış? Eksi 2. A dediğim şey pozitif değerini sormuş. O zaman a kaç olmalıymış? 5 olmalıymış gençler. Devam. Çok şey zor bir şey değil. Bu gösterim ne demektir? F1 artı fonksiyonun tersini al bir yaz. F1'i bulmak kolay. Yani 4. Bakın böyle bir fonksiyonun tersi neydi hatırlatayım. Ax artı b fonksiyonunun tersi ya da hadi şöyle yazayım. Fx fonksiyonu ax artı b ise f eksi 1x fonksiyonu x eksi b bölü a'ydı. Unutmayın. Yani f'in tersinde x'i bulmak mı istiyorum? Dikkat et bununla bunun arasında bir ilişki var. X eksi 1 bölü 3. Peki fonksiyonun tersinde x gördüğün yere kaç yaz diyor? 1 yaz. 1'den 1 çıktı 0 bölü 3. 0 bölü 3 zaten 0 demektir. Cevabın ne oluyor? Denizli oluyor gençler. Peki bu soru tipini biliyorsunuz. Çok kez yine çözdük. Tanım kümesinden a'yı niye çıkartıyordur? Çünkü f(x)'i burası tanımsız yapıyordur. Bir fonksiyonun tanımsız olması için buranın 0 olması lazım. Peki 2x eksi 2 eşittir 0. 2x eşittir 2. X eşittir 1. Bak x yerine ne yazamazsın? 1 yazamazsın. O yüzden ne yapmış? Tanım kümesinden çıkartmış. Bakın a'yı buldum. Peki şu 3'ü nasıl kullanacağım? Bakın bu okun, şimdi bu fonksiyonun kendisi ya. Fonksiyonun tersinde ne olacak? Ok yön değiştirecek. Artık yeni tanım kümem bu olacak. Hadi şu fonksiyonun bir tersini alalım. F eksi 1x. Onu da bir kez daha hatırlatayım. Az önce söyledik ama. Bakın bu bir fx fonksiyonu ise f'in tersinde x demek şununla şunun yerleri ve işaretleri değişecek. Yani eksi dx artı b cx eksi a. Peki yerlerini ve işaretlerini değiştirirsem 2x artı 2 bölü 2x eksi bakın şurası artıydı eksi b eksi 1. X yerine ne yazamıyorum? 3 yazamıyorum. Niye? Çünkü fonksiyonun tersini aldığımda artık tanım kümem burası olduğu için x yerine 3 yazdığımda burası 0 olur. 6 eksi b artı 1 eşittir 0. Bakın b kaç çıktı? 7. Ve bu ikisini toplarsam kaç yapar? 8 yapar. Evet geldik sona. Bakalım sonuncu soru nasıl bir fonksiyonmuş? Bana bunun ne demek olduğunu biliyoruz. F3. F3 kime gitmiş? 0'a. F0 kime gitmiş gördüğünüz gibi 3'e. Yani bakın burası 3'müş. F eksi 1 x eksi 3 neye eşit oldu? 3'e. Fonksiyonun tersi ne demek? Bunların yerlerini değiştirebilirsin demek. Peki f3 kime gidiyordu? 0'a. Burada 0 olması için x'in kaç olması lazım? 3 olması lazım. Evet. Yani çok zor muydu? Değildi. Çok kolay mıydı? Değildi. Böyle bir hatırlamanız için bir video çekmiş bulunmaktayım. Dediğim gibi biraz denemelere ara vereceğiz. Konu tekrarları yapacağız. Ve sonlara doğru belki birkaç tane daha deneme yaparız. Artık denemeleri gördünüz, eksiklerinizi biliyorsunuz. Arka arkaya her gün konuyla ilgili. Tabii her soru şeyde konudan 40 tane soru yok. Fonksiyonları çok izlediğiniz için hemen fonksiyon videosu çektim. Demek ki burada sıkıntı var diye. Peki bize nasıl teşekkür edebilirsiniz? Yani bir kere videoyu beğenebilirsin, yorum yapabilirsin ya da bizi 11. sınıflara seneye biliyorsunuz Türkiye'de okuyan arkadaşlarımız varsa seneye son kez girecekler. Eğer bir Türk lisesine gidiyorlarsa yani St. Joseph gibi ya da işte ne bileyim Robert gibi okullardan bahsetmiyorum. Yani tabii ki onlara giden zaten göğse girmez herhalde. Direkt yurt dışına gidip okur da Türkiye'de okumaz. Ama Türkiye'de herhangi bir liseden özel ya da yabancı bir lise değilse bakın tekrar ediyorum. Yabancı bir lise değilse seneye YÖS'e girmenin son senesi. Yani Ekim'de bir sınav kesin yapılacağını biliyoruz. Mayıs'ta da mutlaka yapacaklardır son bir kez. O yüzden bizi 11. sınıf ya da mezuna kalırsanız da bizlerle birlikte ders yapabilirsiniz. Fakat birebir dersin ücreti arkadaşlar görüyoruz ki pahalı. Çünkü insanlar ders başına 200 lira verip 20 kişiyle online ders yapıyorlar. Bizim öyle bir tarzımız yok. Bizim videoları biliyorsunuz her bütün derslerimiz birebir. O yüzden yani zaten öğrenci sayımız da zaten bizim için az. Çünkü ben az öğrenci alıyorum ve mutlak başarıya gidiyoruz. Öyle yani onlarca öğrenci alıp Zoom üzerinden onlarca ders yapıp öğrenciye işte sorularını cevaplamayıp gitmiyoruz. İşte bu sene Ali vardı. İşte diğer öğrencilerin az çok ismini biliyorsunuz. Yusuf vardı.
Ala ala var zaten. Onunla hem yüz yüze de yapıyoruz. Ha, Mersin'de arkadaşlarınız varsa Mersin'de yüz yüze yapma şansımız var. Onu da söyleyeyim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bize teşekkür etmeyi unutmayın.